Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gerçekten önemli bir gün. Bugün Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. İlk defa bir Türk Cumhurbaşkanı adayı olacak bugün. 7'de başladı seçim oylar, oy atmalar. Şimdi akşam 20.00'a kadar devam edecek. Arkadaşlar oyumuzu 17, oy pusulası olan 17'ye vereceğiz Mustafa Karadayı'ya. Yani bu oy bizim için çok önemli. Birçok şeyi ifade ediyor bu oy. Sadece kazanmak önemli değil. Orada bizim de sesimizin olduğunu onlara duyurmak. Yıllardır bizim de ağırlığımızın olduğunu göstermek. Amacımız bu. Biliyorsunuz 89 göçünde çok ezildik. 1989'da Türkler orada çok ezildi ve geldi 1989 öncesindeki olaylardan sonra. Ve ülkemize geldik. Gelmeyenler, hala Türklerimiz var orada. İşte camilerimiz var. Köylerimiz duruyor. Belediye başkanlarında Türk başkanlarımız var. Milletvekillerinde Türk milletvekillerimiz var. Cumhurbaşkanlığında belki bugün kazanamayacağız ama sesimizi duyurmalıyız. Bir gücümüzü göstermeliyiz onlara. Gücümüzü göstermek için bugün Türk soydaşlarımızdan oy gerekiyor. Mutlaka işimiz var yok, bir şekilde gidip oyumuzu 17'ye atalım. Türkiye atalım. Türk'ün gücünü bir kez daha gösterelim. Irkları, dinleri ne olursa olsun bize saygı duymak zorundalar. Çünkü eski Türk toprakları orası. Şimdi ben de vazifem olarak büyük göçmen sayfası olarak kitlemizin çok olduğu bir sayfada bu şekil yazıyı yazmak zorundayım. Türk halkına oy için davet etmek zorundayım. Çünkü bugün Mustafa Karadayı olur, yarın başkası olur, Türk olur. Türk olsun, Türk'e atacağız arkadaşlar. İki tane Türk olduğu zaman bölünebilir ama tek olduğu zaman atın. Türk Türk'e atsın. Yani kısa ve öz konuşmak gerekirse soydaşlarımız bir olsun. Gücümüzü gösterelim. Her zaman haklarımızı, hukuklarımızı savunalım. Başka bir ülkede olsak da. Çünkü orası eskiden bizimdi. Hala her şey, köylerimiz, her şeyimiz bizim. Haklarımızı savunmak zorundayız. Oylarımızı kullanalım. İnşallah hayırlısı olur bugün. Bakalım ne olacak. Ben de şimdi oyumu kullanmaya gidiyorum. Bir çifte vatandaşlı soydaş olarak, göçmen olarak, Balkan Türkü olarak ben de şimdi oyumu kullanacağım. Türkiye'ye atacağım 17'ye. Sizden de ricam, atınız. Bugün bakalım sonuçları göreceğiz. Kazanamasak bile birazcık rekor bekliyoruz. Ses getirelim diyoruz. Hoşça kalın diyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Şimdi bir de kapatmadan önce şey söyleyeceğim. Oy nasıl atılır? Küçük bir video hemen bunun arkasına slash yapacağım. Geçiş olarak göstereceğim. Oy nasıl atılıyor? Yanlış atmayın arkadaşlar. Dedelerinize falan da söyleyin. Dedeleriniz de yanlış atmasın. Oy nasıl atılıyor? Biraz sonra hani buradan kısa ve öz bir şekilde göstereceğim. Video oradan sonra bitecek. Herkese iyi günler diliyorum. Her zaman bir olalım diyorum. Balkan Türkleri her zaman güçlüdür. Hoşçakalın. Pusulada 17 numaralı kutuya mavi kalemle kenarları taşırmadan çarpı.